Herkese merhaba. Günlerden pazar 23 Mayıs 2021 ve beklendiği gibi Sedat Peker 7. videosunu yayınladı. Her e, perşembe ve pazar yayınladığı üzere. Ve bu videoda, e, hemen onu da ekrana getirelim. Bu videoda mekan değiştirdiği görüldü, e, kostüm değiştirdiği görüldü. Bu defa arkadaki panoya bir takım kitaplar sıraladı. E, ne olduğunu bulur okursunuz, çok fazla önemi yok. Ee, ama arkaya e, İran Mersin İran Sabiha Gökçen soru işareti ve İran üzerinden gene bir ok SD e, ibarelerini yazdığı görüldü. Bu bahsettiği uyuşturucu ticareti veya uyuşturucu meselesiyle ilgili İran Mersin rotası veya İran Sabiha Gökçen ki Sabiha Gökçen bir havalimanı. Oradan soru işareti dedi bir yerlere mesaj vermiş olabilir. Gene İran'dan bir ok çıkartıp SD dedi. SD bir ismin kısa e, şeyleri mi? E, baş harfleri mi? SD hani Süleyman Demirel'in baş harfleri SD'dir ama burada kastettiği Süleyman Demirel değil tabi. SD böyle bir isim mi? Ya da S ile Süleyman'ı D ile de yani e, derin devlet veya derin Mehmet dediği Mehmet Ağar mı kastediyor? Veya... E, S ile işte süslü demişti daha evvel e, süslü ve derin soylu ve ağır mı o S ve D bilmiyoruz e, bunu öğreneceğiz ileride anlatırsa değindiği şeyler var değinmediği şeyler var İbre Erdoğan'a dön, Erdoğan döndü dedim neden öyle dedim çünkü şundan Ha bu arada e, mekanı da değiştirmiş görülüyor. Çünkü daha evvel e, yayın yaptığı otel odası deşifre oldu ve o otelin hangi otel olduğu, nerede bulunduğu falan filan e, belirlendi, ortaya çıkarıldı. Ve şimdi e, bir e, muhtemelen gene bir otelin e, ya da aynı otelin, bir toplantı salonu gibi bir yerden yayın yapmış görünüyor. Çok sayıda misafirlerim var Türkiye'de dedi ve ondan dolayı mekan değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. Bilemiyoruz misafirleri kim. Türkiye'den misafirler vurgusu falan önemli. Türkiye'den birilerinin Sedat Peker'i ziyaret etmek üzere eğer Sedat Peker Dubai'de ise Dubai'ye gitmesi vesaire ve bunu açıktan yapmaları falan da gerçekten düşünülmesi ve üzerinde kafa yorulması gereken şeyler. Erdoğan için çemberin daraldığını düşünüyorum. Bu videonun önce kendimce yaptığım analizde bu hangi sonuçlar çıkarmak gerekir? Önce sonuçları çıkaracağım sonra nedenleri üzerinde duracağım. Bu herhalde sizin de işinize gelir. Erdoğan için çember daralıyor çünkü Sedat Peker ilk defa Binali hamlesi yaptı. Yani Binali Yıldırım üzerinden Erdoğan'a dokunan bir hamledir bu. bir Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan e, Yıldırım üzerinden e, Binali Yıldırıma çaktı ve Erkan Yıldırım'ın çaktı ve Erkan Yıldırım'ın Güney Amerika ile Türkiye arasındaki uyuşturucu trafiğinin merkezinde olduğunu iddia etti e, haliyle 7 videoda ilk 6 videoda olma e, olmadığının aksine İbre Erdoğan'a dönmüş durumda bir diğer ikinci tespittimde e, pazarlıkta henüz netice alamadığı yönünde bu görülüyor ilk e, bir anlamda özellikle Avrasyacı ekip veya ulusalcı ekip veya işte Ergenekoncu kimi öyle diyor, derin devlet diyen var. O dönem e, Ergenekon davalarında, darbe davalarında yargılanmış Kurdişi Okur gibi, Ali Tatar gibi isimleri, Muzaffer Tekin gibi isimleri sayarak hepsi için şehit dedi. Ve önemli onlarla duygusal bağının ne kadar güçlü olduğuna dair cümleler kullandı. Bir anlamda sırtını da o cepheye yani bir derinlere diyelim dayadığı görülüyor. Ve bir pazarlığın tıkandığı görülüyor. Çünkü bir pazarlık olsaydı, yürüyen bir şey olsaydı Sedat Peker bu videoyu çekmezdi. Pazarlık tıkandı ki Sedat Peker artık çok ciddi konular bölümüne giriyoruz dedi. Yani... 6 videodur ben bir şeyler söylüyordum ama artık çok ciddi konulara giriyoruz. Videonun en başında bunu söyledi. Çember Erdoğan için daralıyor. Daha evvel Çember Süleyman Soylu için daralıyor demiştik. Şu anda Çember Erdoğan için daralıyor diyoruz. Süleyman Soylu olayı bitti. Artık bundan sonra bir yere gitmesi olası değil. Görevde olmasının ve olmamasının bir önemi yok. Ayrıca Süleyman Soylu görevden alınırsa yerine kim konacak? Gene Süleyman Soylu gibi, Efkan Ala gibi biri konacak yani. Gene bir Gestapo şefi olacak ve gene işte saray namına, rejim namına iş tutacak. Süleyman Soylu'nun orada biraz daha duruyor olması Sedat Peker'i çileden çıkartıyor ve açıklamaların devam etmesine, videoların birbirine eklenmesine yol açıyor. O manada belki Süleyman Soylu'nun görevde kalması daha iyi bile olabilir. Gidince ne olacak yani? Gidince ortalık temizlenmiş mi olacak? Kamuoyu bir istifa bekliyor. Tamam istifa etti. Tamam görevden alındı. Sonra? Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. E, Sedat Peker'in son videosunun başlığı buydu. E, bu arada videoların toplamı, e, 7 videonun toplamı yaklaşık 45 milyona doğru yürüyor. Yani e, artı bu videoların üzerinde bir telif falan hakkı da olmadığı için klonlayıp yayı, yayı, yayınlayan yani. Ya da... Özetleyip yayınlayan ki bizim mostardada da bu videonun yaklaşık 20 dakikalık bir özeti var. Ee, 1 saat 17 dakikalık bu videoyu izlemek istemiyorsanız veya acaba e, özetleyerek e, ulaşabilir miyiz, özetine ulaşabilir miyiz diyorsanız o videoya müracaat edebilirsiniz. Biz de yapıyoruz. Özetleyip koyuyoruz. Dolayısıyla özetleyip koyan var bizim yaptığımız gibi. Bunun üzerine defalarca analiz e, yapan hem insanlar var hem de çok çeşitli gazeteci grubu, YouTube... E, Yayıncıları analiz yapıyorlar topladığınızda yani yüz milyonlarca e, seyredilen e, belki milyar görüntülerin üzerinde mi, belki demeyeyim milyar görüntülenmenin üzerinde bir YouTube trafiği var ve elbette bunun bir ekonomisi de var her ne kadar Sedat Peker para kazanmasın ama Sedat Peker e, görüntülenme üzerinden para kazanıyor olabilir o bile e, on binlerce dolar eder onu söyleyeyim reklam almıyor ama görüntülenme üzerinden para kazanıyor olabilir. Ee, Anadolu Ajansı muhabiri e, iki bakana soru sormuştu ve bu soru üzerine de bu soru onun başını yemişti. Ee, Anadolu Ajansı muhabirinin sorusunu ve cevabını Mustafa Varank ve Pakdemirli Bakan Pakdemirli'ye sorusunu ve cevabını e, e, pek, e, Reis Peker, Say, Sedat Peker hesabına, YouTube'daki hesabına yükledi Sedat Peker. Yani kendi videolarından, kendi konuşmalarından başka hiçbir videoyu yüklemeyen Peker Anadolu Ajansı muhabirinin o soru ve cevabını içeren o bölümü yükledi ve o bile yaklaşık 3 milyon izlenme aldı. Oraya atıfta bulundu ve Anadolu Ajansı muhabiri için ciğeri yanmış adam dedi ve bir anlamda sahip çıktı. Tabi elbette Sedat Peker'in onu motive edip etmediğini bilmiyoruz. İçeriden bilgi almaya devam ediyor. Yeni bilgiler alıyor. Mesela Süleyman Soylu'nun e, TRT'ye girişinde gazetecilere atarlandığı, daha yayının başında gazetecilere atarlandığını söyledi. E, ve ondan sonra da ciddi konulara geçti kendince. Parça parça değil, avuç avuç koparacağım etini dedi ve bunu iki kere söyledi. E, Cumhurbaşkanına seslendi. Tayyip abi dedi. İnanıyorum ki Tayyip abi bunları görecek, bunları dinleyecek manasını ama... Bunları söyledikten sonra işte Erdoğan, Erdoğan İbre Erdoğan'a döndü dememin nedeni bu. Bunları söyledikten sonra sinir kontrolü olmayan bir adam televizyonda karısının iç çamaşırının arkasına saklanan diyor diyerek Süleyman Soylu'yu kastetti ve sinir kontrolü olmayan dedi, hasta dedi, manyak dedi. Bunlar Sırdat Peker'in lafları işte boynuna kömek, köpek tasması takıp sokaklarda gezdireceğim dedi e, filan yani çok çok ağır laflar kullandı. Ve bunun hala orada durmasını dan dolayı Erdoğan'a şikayet etti. Neden hala orada tutuyorsun diye. Bir bu. İkincisi sonu nasıl bitecek önemli değil dedi. Yani nereye kadar gitse de giderse gitsin. Pazarlık tıkandı. Evet. Ee, ben bak konuşmaya başladım. Evet. Bak şimdi Binali üzerinden sana vuruyorum. Evet. Ve bunun nasıl biteceği benim için önemli değil dedi. Ee, uluslararası hukuka dikkat çekti. Yani bahsettiği uyuşturucu ticareti konusunda Yarın öbür gün hani devlete zeval vermesin diye uluslararası hukuk okuyorum falan filan dedi ama bahsettiği konular burası çok önemli. Bütün dünyanın dikkatini çekebilir. Başta Amerika narkotinin, Avrupalı devletlerin yani bir dakika ne oluyoruz? Türkiye'de devlet mekanizmasında birileri uyuşturucu, uyuşturucu trafiğinin göbeğinde bu Ankara'yı sıkıntıya sokabilir. Ondan dolayı bunun altını çizdi. Ve Suriye'ye geçersek öyle şeyler olur ki, Suriye'ye geçersek öyle şeyler olacak ki, parça parça koparma evresi bitti, kütle kütle koparacağım demesi, bir kere daha bak Suriye'yi tutuyorum manasına geliyor. Bir kere daha bak Suriye'yi tutuyorum, açtırmayın ağzımı diyor. Binali'ye, Binali, Binali Yıldırım'a çakması mühim. Böylelikle Erdoğan'ın yavaş yavaş çevresini düşürmeye başladı. Binali Yıldırım Bey içinde mi bilmiyorum diyerek de Binali Yıldırım'ı böyle biraz kenarda tutuyor gibi yapıp Bak geliyorum Erdoğan sana diyor. Aynı zamanda Erdoğan'a işaret ettiği bir başka noktada Remzigür. Remzigür de potaya girdi. E, Remzigür Tayyip Erdoğan'ın yakın arkadaşı sen hisseni alamadın sende sıkıntı yok dedi. Yani e, sen e, de bir şekilde potata tutuyor. Remzigür şu çok kısa bir parantez açıp kapayacağım. Tayyip Erdoğan e, AK Parti'yi kurduğunda 2000-2001 yıllarında, 2001 yılıydı, ee, o günlerde e, benim de çalıştığım Haber Türkiye e, geldi ve bir basın kulübü programına katıldı. E, o basın kulübü kulübü programında gazeteciler sorular sordu. Yanılmıyorsam Hakan Aygün yönetiminde bir programdı. Ee, soru soran gazeteciler Tayyip Erdoğan'ın servetinin ne kadar olduğunu, mal varlığının ne kadar olduğunu söyledi, sordular. O da e, o günkü rakamla bir milyar TL işte var gibi bir şey söyledi. E, bu iyi bir rakam yani. Ee, sonra da e, o günlerde gene çocuklarını nasıl okuttuğu e, gündeme geldi e, ve çocuk e, çocuklar çünkü Tayyip Erdoğan çocukları yurt dışında okuyordu. E, Remzi Gür'ün bursuyla okuttuğunu söyledi e, söyledi Tayyip Erdoğan gene. Yani bir milyar TL e, serveti olan bir insan niye çocuklarını bursla yurt dışında okutuyor ki gibi bir polemik de oldu. Hatta o dönemde Rahmi Koç falan da topa girmişti. Hey gidi günler 20 sene önce dönelim 20 sene sonraya Remzi Gür yani e, Tayyip Erdoğan'ın çok yakın çevresinde işte çocukların burslu okudu, o bursları da Remzigür sağladı falan filan denilerek işte ismi gündeme gelen bir isimdir. Süleyman Soylu'ya çakmaya devam etti ama Süleyman Soylu'yu bitirdiğinin farkında. Sadık Soylu'ya Sadık Soylu üzerinden vurdu. Daha evvel de gündeme getirmiştik. Sadık Soylu 17-25 Aralık tapelerinde dinlemelerinde iddianamesinde var. Hatta o dönem kısa bir gözaltına alınıp bırakılmışlığı da var. Piyasada herkes Sadık Soylu'nun Süleyman Soylu'nun elemanı olduğunu, yeğeni zaten işte efendim muhtemeli olduğunu, onun adına iş tuttuğunu bilir ve çevre bakanlığında Murat Kurum'dan daha etkili olduğunu söyledi filan. Orada da gene hem Erdoğan'a hem Murat Kurum üzerinden falan Sadık Soylu için de çember daraldı. Hiçbir resmi sıfatı olmayan biri bir bakan gibi iş tutuyor dedik ki Sadık e, Soylu e, Süleyman Soylu'nun bakan olmasına gerek yoktu. AK Parti'ye geçtikten sonra Süleyman Soylu Sadık Soylu aldı yürüdü. Şimdi bu 1 saat 17 dakikalık videonun son 17 dakikasında e, bombaları patlattı. E, onları hemen kısaca özetleyeceğim Sedat Peker. E, bu bombalar e, neydi? Eee... Şimdi onlara geçeceğiz. Hem bu e, görüntüyü de alayım. Hem de e, fotoğraflar üzerinden. E, o videoda videonun son 17 dakikasında patlayan bombalara bakalım. 59-60 dakika gerçekten hikaye anlattı. Ve artık bir vaaz eder falan modda. Yani işte tarihten, dinden vesaire örnekler veriyor. Bazıları yalan yanlış. Bazıları kendi amacına uygun. Bazıları Erdoğan'a gönderme içeriyor. Yani mesela diyor ki... Yahu Atatürk işte... Ruslara öyle mektup yazmış ki komünist zannedersiniz. Vahdettin'e öyle işte bir mektup yazmış ki işte efendim Osmanlıcı saraycı zannedersiniz falan. Yani zeki adammış falan. Yani şunu da söylüyor. Yani Tayyip Erdoğan şu anda ben seninle iyi geçiniyorsam yani şu anda zekamı kullanıyorum. Yani yoksa esasen seninle ilgili ifşaatlara da başlarsam Süleyman Soylu'dan farklı bir durum olmaz falan demeye getiriyor. Her neyse orada verdiği örnekte Atatürk. Bu da çok enteresan e vaz ediyor ilk bir saat boyunca ama son 17 dakikada bugün e, gerçekten e, 7. videoda konulara girdi. Kolombiya'da yakalanan kokainden sonra Türkiye'ye gelen narkotik rotası ifşa olmuş. İşte efendim bunun üzerine fotoğraftaki e, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım yeni bir hat oluşturmak için Ocak Şubat aylarında Venezuela'ya gitmiş. E, kokain e, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra parçalara ayrılıp yatlara dağıtılıyormuş. Ee, tüm bu yasa dışı para trafiği Kıbrıs'ta Halil Faralyalı üzerinden yapılıyormuş ee, bu şahıs 20 sene öncesine kadar basit bir işte efendim yapılan araştırmaya göre işte bir mekanın güvenliği pozisyonunda veya bir mekanın kapıcısı pozisyonundayken 20 sene içerisinde almış başını yürümüş ee, Türkiye'de 10 tane dosyası varmış ama devlet bu kişiye dokunmuyormuş Erkan Yıldırım da hep Faralyan'ın yani Kıbrıs'taki bu kişinin misafiri oluyormuş. Mehmet Ağar organizasyonun göbeğindeymiş. Süleyman Soylu ve Erkan Yıldırım da bu işler için yakın ilişki içindeymiş. Kokain önce Kol Kolombiya üzerinden geliyordu. 4.9 ton 9 Haziran'da yakalandı. Yenir güzergah çalışması Erkan Yıldırım üzerinden yapıldı diyor özetle. E, sıfır sınır kontrolüyle Venezuela üzerinden getirildi diyor. Güzergah kontrolü içinde Erkan Yıldırım Ocak Şubat'ta dörder gün e, Karakas'a gitti diyor. Panama üzerinden orada videoda Dominik diyordu ama Twitter'da bunu Panama olarak düzeltti. 30-35 metrelik yatlarla uzun yolculuk yapabilecek yatlarla 5 yer 100 kiloluk veya 1 tonluk paketler halinde ağırın yöneticisi olduğu limanlara yat limanlarına yanaşıyordu diyor. Erkan Yıldırım'ı, Halil Falyalı'yı ve e, Mehmet Ağrı bu işin e, göbeğine koyuyor. Şimdi bu konuda e, bir diğer iddia da gazeteci Said Sefa'nın gündeme getirdiği Cavit Çağlar ve en son e, iş adamı yazıcı iddiaları. Onların da bu uyuşturucu ticaretinde e, söz sahibi olduklarını belirtiyor ama e, Sedat Peker bu konulara girmedi. O arada Venezuela basınında geçen sene beyaz peynirin içine yerleştirilmiş kokain ele geçirildi diye bir haber görüyorsunuz. Ee, sabah yazarları da Venezuela'nın peynirlerini övüyorlar böyle. Ama mesele o değil. Yani mesele e, bir zaman e, yani birkaç ay öncesine kadar pudra şekeri gündemdeydi. Şimdi e, peynir gündemde peynir kamuflajı altında e, kokain ihraç ediliyormuş efendim. Gazeteci Sedat Bozkurt çok haklı. Yıllar önce... Gazeteci olarak satır satır okuyup haberleştirdiğiniz konuların tekrar tekrar önünüze gelmesinin yarattığı hüzün demiş. Çok doğru. Esasen Sedat Peker'in anlattığı konular diyelim ki işte Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili bir tuğla çekersem duvar yıkılır falan kabilinden şeyler. Yeni şeyler değil bilinen şeyler de ama. E tabi her videosu artık 7-8 milyon izlenen bir kişi bunu bir saatlik vaazların arasına serpiştirince yeniden gündem oluyor. Tıpkı Kıbrıs'taki Kutlu Adalı cinayeti gibi sen ben oturup her gün video çeksek bu konularla ilgili kimse tınlamaz. Ama işte Sedat Peker artık fenomen olmanın da etkisiyle videolarda bahsettiği konularla konuları tekrar gündeme taşıyor muhakkak kendine de yığınla talep gidiyordur. Yani abi şu bizim konuyu da gündeme getirsen de çünkü senin deni değindiğin her dosya açılıyor. bizim dosya yıllardır kapalı. Sen değinirsen açılır. Biz ne yapsak Ne yapsak olmadı diyebilir. Yani esasen gizli saklı bir şey söylemiyor. Açık kaynaklarda ulaşılabilmiş, şeyler, ulaşılan şeyler söylüyor. O arada Kıbrıs'ta bu Kutlu Adalı cinayetinde rol aldığı iddia ettiği kendi kardeşi Atilla Peker operasyonu düzenlenmiş. 90'lı yıllarda Korkut Eken ve Mehmet Ağar Peker'i e, çeşitli siyasi hedefler için adam öldürmek, adam dövdürmek vesaire gibi kullanmışlar. E, peker, peker kat, Kati'lla e, ka, kardeşi Atilla Peker'i operasyonlarda tetikçi olarak e, kullandırtmış. E, böyle bir tarafı var. E, Kutlu Adalı'yı gazeteci Kutlu Adalı'yı 1996 senesinde Korkut Eken'in öldürttüğünü ama bunu kardeşi Atilla Peker'in yapmadığını söylüyor. Ama Atilla Peker'in Peker'i daha evvel işte bu işlerde Korkut Eken'e Mehmet Ağar'a yardımcı ol, olsun diye yanlarına verdiğini söylüyor. Kutlu Adalı meselesine birazdan bakacağız. Sadece şu bu Atilla Peker kanser hastası olduğunu da söyledi Sedat Peker. Evine operasyon yapıldı ve gözaltına alındı. Sedat Peker'de hemen tweet attı. Devletin kutsallığına inanmış olan şahsım tarafından bunu söylemek acı ama namusu maaşı kadar olan bazı bürokratlar Korkut Eken'le Mehmet Ağar'ı neden gözaltına almıyorsunuz? Sadece benim kardeşimi alıyorsunuz. Haklı olduğu bir taraf var Sedat Peker'in. O da şu. Sedat Peker'in lafları üzerine hiçbir şey olmadı. Süleyman Soylu cevap verdi. Mehmet Ağar cevap verdi. Onlar muhataplarıydı. Devlet, devletin savcıları harekete geçmedi. Süleyman Soylu'nun suç duyurusu üzerine harekete geçtiler. Yine devletin savcıları devletin polisi Sedat Peker'in bir video koyması üzerine de iki isme Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın evlerine baskın yaptılar. İşte efendim arada arabulucu oldukları Süleyman Soylu ile kendi arasında arabulucu olduğu iddiasıyla bu iki isim internet haber grubunun başındaki isimler. Bir böyle dolaylı bir konu oldu. Yani Sedat Peker'in açıklamaları üzerine emniyet ve savcılığın adaletin harekete geçmesi Türkiye'de ama doğrudan bir konu ise bu. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bir şeyler söylüyor Sedat Peker. Fakat bununla alakalı e, ya yani bugüne kadar dediği laflarla ilgili harekete geçmeyen emniyet ve yargı gidiyor Atilla Peker'i e, gözaltına alıyor. O da son derece enteresan. Bu arada Falyalı e, bu Falyalı ismi önemli. Çokça duyacağız. Halil Falyalı. İşte burada e, bir farklı fotoğraf. Bahçeli Evler e, katliamı sanıklarından Haluk Kırcı'yla. Burada Safet Sancaklı'yla. E, burada e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la. E, Sedat Peker özellikle bugünkü Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işte yönetimini, Geçmiş denk taşı falan bu işin dışında tutuyor ama yani e, bu konular çok fazla dışında olmaz. E, Kıbrıs e, tuhaf bir biçimde e, bir Türkiye'nin özellikle kirli işleri ve kirli trafiği noktasında arka bahçesi. E, Kıbrıs'ta bunlar dönerken e, Kıbrıs'ın başbakanının, cumhurbaşkanının e, geçmiş denk taşın, denk taşın oğlunun şunun bunun girmesi girmemesi e, mümkün değil. Burada işte Haluk Kırcı'nın nikahı ki bu meşhur çok bilinen bir fotoğraftır. Mehmet Ağar Haluk Kırcı'nın nikah şahidi. Bahçelievler katliamı sanılığı 1978. Burada gene e, Falyalı Haluk Kırcı ile görülüyor. Gayet bunlar son dönemde çekilmiş fotoğraflar gayet araları iyi görünüyor. Evet. Bu da Kutlu Adalı. Şimdi ondan biraz bahsedelim. 90'larda Korkut Eken ve Mehmet Ağar e, Sedat Peker'i kirli işleri için kullanmışlar. Ee, Sedat Peker kardeşi Atilla Peker'i e, Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in emrine tahsis etmiş. Operasyonlarda Atilla Peker'i tetikçi olarak kullanmış Mehmet Ağar ve Korkut Eken. E, Korkut Eken Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürme girişiminde bulunmuş. Ne oldu o mesele deyince dönüşünde e, Sedat Peker Korkut Eken'e sorduğunda Kutlu Adalı meselesi oldu cevabını almış. Bunu da son videoda söylüyor. E, Kutladalı meselesiyle ilgili cinayetten önce kardeşi Atilla Peker'le birlikte Eke'nin Kıbrıs'a gittiklerini itiraf ediyor. Ama ondan önce Kıbrıs'ta başka ekipler veya ondan sonra Kutlu Adalı'yı öldürmüşler. Öldürülen Kutlu Denktaş'ın herhalde bir 12 sene kadar basın danışmanlığını veya halkla ilişkilerini yürütmüş. Sen Barnabas e, Manastırı veya kilisesindeki tarihi eserlerin çalınmasına ilişkin bir araştırma yaparken e, Mehmet Ağar ve Korkut Eken tarafından Kıbrıs'ı satıyor denilerek öldürülmeye çalışılmış ve Sedat Peker'i de böyle kandırmışlar. Sedat Peker böyle anlatıyor. O arada şunu söyleyelim. E, Kutlu Adalı cinayeti Temmuz bin, iki, bin 1996'da o sırada dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar e, ve Mehmet Ağar'la Korkut Eken'in odaları da yan yanaydı diyor e, Sedat Peker. Evet, bu Kutlu Adalı'nın bir başka fotoğrafı ve cinayetten sonra yerde yatan üzeri örtülmüş fotoğrafı. Faillerini biliyoruz. Kıbrıs'tan bir yürüyüş. Bu da e, kabri. 6 Temmuz 96'da demokrasi düşmanları tarafından katledildi diyor. E, mezarında yazan ifade. Evet. Burada da e, geçtiğimiz aylarda e, Yalıköy, Yalıköy, e, özürüm Yalıkavak Marina'da çekilen fotoğraf. Alaaddin Çakıcı'nın bir adamı Üzeyir taş tarafından servis edilmişti. Solda Alaaddin Çakıcı, yanında Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eken işte. Çakıcı, Ağar, Korkut Eken, Engin Alan fotoğrafı gerçekten dönemin simge fotoğrafı bir kere daha ortaya çıkıyor. Ve bu kader birlikteliği ve bu kader arkadaşlığı uzun yıllar geçse de bir türlü değişmiyor. Dönelim Kutlu Adalı Yeni Düzen Gazetesi'nin genel yayın müdürüydü. Yeni Düzen Gazetesi 8 Temmuz 1996 Pazartesi günü bir yazar toprağa düşürüldü. Susmayacağız manşetiyle çıkmış Kutlu Adalı'nın öldürülmesinin hemen ardından. Rauf Denktaş dönemin e, Kıbrıs Cumhurbaşkanı'ydı ve e, bir takım konular e, onun e, şeysi ol, olmadan, e, izni ve onayı olmadan herhalde e, olmaz diye düşünüyorum. Şimdi anlatayım size. Kutlu Adalı, ee, özellikle bu Sen e, Barnabas e, denilen kilisede bir takım tarihi eserler veya bir yerden oraya getirilip gömülmüş e, artık ziynet eşyaları falan üzerine çalışma yaparken veya işte buradan bu eserler kaçırıldı orada kazı çalışması yapılıyor gibi haberler yaparken e, baskına uğruyor ve e, Türk istihbarat Birimlerinin araçları kullanılıyor. E, Yer altında önemli e, semboller varmış efendim. Sen Barnabas Kilisesi'nde işte o sembollere ilişkin e, araştırma üzerindeymiş Kutlu Adalı. Ve e, diyor ki işte diyor Türk istihbaratçılar, Türk istihbarat birimleri Kıbrıs güçlerinde yanlarını alarak bu kiliseyi veya bu çalışmaları bastı ve oradan çıkan şeyleri çaldı veya aldı götürdü. E bunu yayın yap, Bunu yayınlıyor. Bunu duyurmaya çalışılıyor ve 6 Temmuz 96'da evinin önünde katlediliyor. böyle bir taraf sivil savunma birimi araçları. Yani Kıbrıs'ta sivil savunma birimi araçları kullanılmış. Türk istihbaratçılar işin içindeymiş. vesaire ama soruşturma sağlıklı ve şeffaf yapılmadığı için 2005 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi araştırma soruşturma sürecini engelleyen ülke olarak e, Türkiye'yi mahkum ediyor. Bir de işin böyle bir tarafı var. Kutlu Adalı cinayetinde. Dolayısıyla e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'nin arka bahçesidir. Milliyetçilik üzerinden bataklığa çevrilmiştir. Ağır milliyetçilik gerçekleri görmeye engeldir. Haliyle bu bir sır olarak kalmıştır. 2005'te e, 1996'da 96'dan 2005'e kadar hatta ee, Rauf Denktaş Cumhurbaşkanı'dır. Serdar Denktaş onun oğlu da bu işleri bilmektedir. O da bu. Dolayısıyla e, Kıbrıs'ta yani Türkiye'nin arka bahçesinde dönen işler, Kutlu Adalı cinayeti başta ve diğer bütün kirli işler ve şu andaki mevcut trafik başta olmak üzere bütün bunların hepsi e, Kıbrıs'ı yönetenler tarafından da bilinmektedir. Haliyle e, Halil Falyalı denen adam burada Kıbrıs'ın mevcut Cumhurbaşkanı Tatar'la fotoğrafı gözüküyor. Mevcut Cumhurbaşkanı da bu, konuların, bu konulara vakıftır. Öncekiler vakıf olduğu gibi. Evet. Evet, aynen böyle. Atilla Peker, Sedat Peker'in kanser ameliyatı olmuş evinde yatan kardeşi bu açıklamalardan sonra gözaltına alındı. Ne için gözaltına alındı veya neden diğer açıklamalara dair hiçbir hareket yokken emniyet ve yargıda Sedat Peker'in kardeşi için harekete geçildi? Soru işareti. Bu arada Mehmet Ağar'ın e, Hüseyin Baybaşı'nın ve Behçet Can Türk'den de para aldığını ve onlarla işte bir takım uyuşturucu bağlantıları olduğunu vesaire söylüyor. Kaç kişi böyle gitti diyor. E, Sedat Peker açıklamalarında niye anlatmadın diye soranlara da gördüğün her şeyi anlatıyor musun sen diyor işte ben de diyor yeri zamanı geldiğinde anlatıyorum. Ve Mehmet Ağar'ın geçmişini temizlemek için bir MGK kararı çıkarttığını da söylüyor. Uğur Mumcu'nun öldürülmesine de e, gönderme yapıyor ve tuğla çekersem e, duvar çöker sözünü hatırlatıyor Mehmet Ağar'ın. Mehmet Ağar e, Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'ya bir tuğla çekersem duvar yıkılır şeklinde Uğur Mumcu cinayetinde neden ilerlenemediğini veya olayın çözümlenemediğini anlatmıştı. Yine PKK'ya para veriyor vesaire diye anlatmıştı. E, iş adamlarının da işte efendim susturulduğunu veya etkisiz hale getirildiğini veya araca bağlandığını veya infaz edildiğini anlattı Sedat Peker. Evet. Sedat Peker bu açıklamalarıyla Korkut Eken'i ve Mehmet Ağar'ı bitirmiş gözüküyor. Soylu'yu da bitirmiş gözüküyor. Suriye'ye silahlar konusu Sedat Peker'in hala heybede hala Suriye'ye silahlar konusunu heybede tutmaya devam ediyor. Onu da hatırlatalım. Ama İbre e, şeye dönmüş duruyor, görünüyor. Erdoğan'a e, dönmüş görünüyor. Bunu da söyleyelim. Erdoğan için çember daralıyor. Bazı Twitter mesajları var. Onlara bakacağız ve bakalım onlar ne diyor. Tolga Ağar hemen tweet atmış bugün. Biz vatan, devlet, bayrak, namus ve şeref için ölmeyi göz alanların torunlarıyız, çocuklarıyız. Varsa aynı şerefte, aynı yürekte olan Hodri Meydan demiş. Ardından da bir Erdoğan e, videosu paylaşmış üst üste. Büyük bir panik var Ağar ailesinde. Tolga Ağar daha önce yapmadığı şeyleri yapıyor. İşte insan panikle iletişimi götürmeye çalışıyor ama artık iş işten geçmiş oluyor. Gerçekten kriz yönetmeyi bilemiyorlar. E, Mehmet Ağar o arada bir ameliyat geçirmiş. Bodrum Hastanesi'ndeymiş. Bilgiyi de Sedat Peker'den öğreniyoruz. Oradan alıyoruz. O nasıl yasta yatağında bu gelişmeleri takip ediyor? Bilinci yerinde mi bilmiyoruz ama durumlar karışık. Ali Aktaş avukat. E, Tolga Ağar'ın devre arkadaşı işte biraz evvel vatan devlet namus şeref için ölmeyi göz aldık falan filan demişti ya o tweet'i alıntılayarak şunu so sormuş devre arkadaşı Tolga Ağar'a. Çankır'da askerlik yapmaya dayanamayıp 2-3 gün içinde Ankara'ya babanın yanına evci çıkmak için nakil oldun ya devrem <laughs> yani Çankırı'da askerlik yapmaya dayanamadın. 2-3 gün içinde Ankara'ya babanın yanına evci çıkmak için nakil oldun devrem demiş. Evet. Hepiniz gittiniz. Ben tek kaldım bölükte vicdansızlar diyor. Bölüğün tek torpil sizi Ali Aktaş'mış galiba. Evet. Türkan Elçi paylaşmış. Biraz evvel Güldal Mumcu anekdodunu anlatmıştım. Az önce herkes gibi ben de beklenen 7. videoyu seyrettim. Bilgisayarı kapatırken Sedat Peker 4 ayaklı minarenin ayağının altına ilk gidenin kim olduğunu söylese taşlar yerine daha da oturacak dedim. Ne de olsa üzerinden çok zaman geçmedi hafızasını zorlamasına gerek yok diyor. Güldal Mumcu yeni paylaştığı tweet mesajında Senelerdir Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması için kim ne biliyorsa anlatsın, işin ucu kime dokunuyorsa dokunsun dedik, bu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Çekin tuğlaları, yıkılsın duvar altında, kim kalırsa kalsın. Can Dündar o görüşmeyi hatırlatmış, Karlı Sokak'taki Güldal Mumcu Mehmet Ağar görüşmesi. Görüyorsunuz her şey bir duvar halinde yükseliyor. Altından bir tuğla çekerseniz hepsi yıkılır diyor Güldal Mumcu. Özür dilerim Mehmet Ağar. Güldal Mumcu görüyorsunuz her şey bir duvar halinde yükseliyor diyor. Mehmet Ağar, altından bir tuğla çekerseniz hepsi yıkılır diyor. Güldal Mumcu çekin o zaman diyor. Mehmet Ağar, yapamam. Güldal Mumcu o halde çekilin başkası yapsın. Mehmet Ağar, onu da yapamam. O halde diyor siz duvarın altında kalırsınız Güldal Mumcu ve şu anda Mehmet Ağar, 27 sene 28 sene sonra duvarın altında kalmış gözüküyor. Se Sait Sefa ki Süleyman Soylu'nun hedef gösterdiği gazetecilerden biriydi. Aylar önce anlatmıştım 5 ton kokain meselesini hem de birçok yayında. Şimdi şaşırana şaşıyorum. Binali Yıldırım'ın oğlu Mehmet Ağar'ın oğlu ve kim bilir daha kimlerin oğlu işin içindeyken mevcut iktidar devam ettikçe hiç kimse 5 ton kokainin izini sürmez. Babalar, oğullar bir de kokain demiş. Yine aldığı kulis bilgilerine göre Soylu, Soylu Erdoğan'dan yeterli desteği görememekten yakınıyormuş, parti teşkilatında arkamda durmuyor diye sitem ediyormuş. Süleyman'ın trolleri yanındayız seninleyiz Erdoğan, asıl hedef Erdoğan gibi taglarla cepheyi genişletme çapasında diyor. Cem Toker ise bu işin üstü Türkiye'de kapatılmaya çalışılsa dahi zamanı geldiğinde kesinlikle uluslararası konu olur diyerek uyuşturucu ticaretinin göbeğindeki Türkiye meselesine dikkat çekiyor. Evet. Böyleyken böyle ve bir yayını yavaş yavaş noktalarken başta söylediğimi sonda bir kere daha söyleyeyim. Erdoğan için çember daralıyor. Peker'den bir Binali hamlesi, Binali Yıldırım hamlesi geldi ve 7. videoda İbre Soylu'dan Erdoğan'a döndü. Pazarlıkta henüz netice yok. Pazarlıkta henüz netice olmadığı için de Sedat Peker kızgın, öfkeli Güvence istiyor. Öncelikle can güvencesi istiyor. Balkanlardan kaçış macerasını, Fas'ta tutunamayışını ve Dubai'de nasıl sıkıntıda olduğunu anlattı. Gidebileceği ülke olmadığını söyledi. Tek tek ülkeleri sayarak e, güvence istedi. Yani e, beni dedi Balkanlarda takip ediyorsunuz. Büyükelçiler takip ediyor. Dışişleri Bakanı telefonla takip ediyor vesaire. Bu mesele Süleyman Soylu meselesi değil. Bu meseleyi sen takip ettiriyorsun Tayyip Erdoğan dedi. iman. Ve dolayısıyla çek arkamdan tabir yerinde ise tırnak içerisinde köpeklerini. Anlamı bu kadar açık söylemedi ama çünkü Erdoğan söz konusu olunca bir nezaket devreye giriyor henüz. Ondan dolayı can güvenliği istiyor. Ondan dolayı e, herhangi bir ülkede güven içinde e, yaşama hürriyeti istiyor veya Türkiye'nin kendine elleşmemesini bulaşmamasını istiyor. Çünkü devlet gücüyle mücadele ediyor. Devletin büyükelçileri, devletin bakanları yani Fas'tayken işte Fas'a drone hibe etmiş e, insansız hava araçları Türkiye. Dron hibe etmiş ve bu karşı, bunun karşılığında Sedat Peker'i istemiş Fas'tan falan. Yani böyle şeyler var. Sedat Peker de bunu biliyor. Dubai'yi zayıf e, emin değil başına her şey gelebilir e, Dubai'de olduğu da kesin değil ama dediğim gibi e, nabız yokluyor ve öncelikle can güvenliği istiyor onu söyleyelim ve ondan ondan sonra elbette başka istedikleri de vardır. Tabi elbette Türkiye'deki mutlu huzurlu günlerini o işte efendim konvoy halinde on binlerce kişiye miting yaptığı, konvoy halinde araçlarla gittiği, emniyet şeridini kullandığı, çakarlı lambalar, polis korumaları yurt içinde yurt dışında o dönemi özlüyor. Çünkü bahsettiğinde bir derin ah çekiyor o günlerde. Böyle bir iade itibarı peşinde ama yakın zamanda Türkiye'ye dönemeyeceğini belki hiçbir zaman Türkiye'ye dönemeyecek bilmiyoruz. Dönemeyeceğini biliyor ama Türkiye dediğim gibi bir Norveç olmayacak e, haliyle e, hep böyle olacak. Üç aşağı beş yukarı e, bu durumda e, Sedat Peker de işte kendi çıkarlarını falan kolluyor. bir Böyle bir tarafı var. Bir diğer tarafı da şu. Pazarlık tıkandı İbre Erdoğan'a döndü doğru. Sedat Peker e, çeşitli kesimlerle de arasına mesafe koyup çeşitli kesimlerle, kesim, kesimlerin de arkasında olduğunu hissettiriyor. Başta da söylediğim işte Derin Devlet, Avrasyacı, Ergenekoncu ne derseniz o e, cepheye Sürekli gül atıyor ve onlarla beraber hareket ettiği izlenimi veriyor ama diğer yandan özellikle cemaatle arasına hemen bariyerler koyuyor. İşte diyor eğer ben böyle yaparsam kızımın şakana işte efendim silah dayanmıştır ondan yapıyorumdur falan. Asla böyle bir şey yapmam. Ya da işte darbe iddiaları falan söz konusu olduğunda da aynı şekilde. Darbe iddialarından kasıt şu. Nisan'da döneceğim, döneceğim. Dönüş biletimdin. Yaktın Süleyman diyordu ya Süleyman Soylu'ya. İşte Nisan'da bir darbe olacaktı da ondan mı dönecekti? Öyle mi dönecekti? Süleyman şey Sedat Peker gibi yorumlar gelince onun üzerine söylüyor. Nisan'da baktığınızda da kayda değer tek vaka şey e, Amiraller Bildirisi. Başka bir vaka yok. Dolayısıyla bundan dolayı şey Sedat Peker'in bir darbe imasına uğramasından dolayı darbe ve darbecilerle arasına da böyle bariyerler koyuyor. Cemaatle arasına bariyerler koyuyor ki söyledikleri belli bir inandırıcılığı olsun. Binali Yıldırım o arada kendi oğluyla ilgili gelişmeleri yalandır diye nitelemiş. İşte demiş ki efendim Ocak'ta ve Şubat'ta dörder gün gittiği yalan işte oraya e, ne için gitmiş? Ya Allah'ım yani enteresan e, kit bu şey var ya işte koronavirüsle mücadele kitleri veya işte bu yardımcı sağlık malzemesi filan e, ondan dolayı gitmiş yani bir şeyle. Ve masrafları da kendisi karşılamış falan yani tuhaf tuhaf işler. İşte bu da e, Türkiye'nin Karakas elçiliğinin paylaştığı fotoğraflar ne zaman paylaşmış 7 Aralık 2020'de bu fotoğrafta e, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım burada e, görülüyor hemen e, şu öndeki kadının arkasında zaten tanıyacaksınız hayli iri bir vatandaş önceki fotoğraflarından farklı değil Evet o arada e, Halil Falyalı ne Bilal'i Bey'i ne de oğlunu tanırım demiş. Tanıyorum iyi dostumdur diyecek hali yoktu. Orada hatırlatalım Falyalının yakın zamana kadar beş parasız bir adam olduğu, işte mekanların kapısını bekleyen bir güvenlikçi olduğu söyleniyor. Sol Haber Sitesi geniş bir hakkında şey yazmış, profil yazmış. Onu da okuyabilirsiniz. Bu arada. 5 Kasım 2020'de Venezuela için uygulanan kırmızı mercimek ithalatındaki gümrük vergisi oranı 27'den 3'e düşürülmüş 9 katlık indirim yapılmış. Sadece mercimek değil kendine yetecek tarım ürünü bulamayan Venezuela Türkiye'ye bunları da gönderiyor diyor. İşte en başında da taze peynir geliyor taze peynir içerisinde veya taze peynir kolileri içerisinde uyuşturucu geldiğini zaten anlatmıştık. Ömer Çelik ise muhalefetin Venezuela'daki süt üreticilerini desteklemek ve Türkiye'de olan tarım ürünlerinin Venezuela'dan ithal etmenin ne anlam var eleştirilerine tepki gösteriyor filan faran. Bu arada da Venezuela Başkanı Maduro işte Diriliş Ertuğrul dizisinin kostümleriyle falan poz veriyor. Ama dediğim gibi olay hikaye çok ballı bir ticaret var. Bir taraf sosyalist öbür taraf siyasal İslamcı olan vatandaşı oluyor diyecek bir şey yok. Bu arada Sibel Yükler paylaşmış e, mahkemesinden Jitem davasında tarihi karar Mehmet Ağar ve diğer sanıklar hakkında beraat kararları bozulmuş. Ne zaman? Amiraller bildirisinden bir gün sonra. Karar 5 Nisan'da çıkmış ancak yeni tebliğ edilmiş. Peker videolarından önce bozulmasının altını çizmek lazım. Çünkü hep bu sebeptenmiş gibi yazılıyor. İstinafın bozma gerekçesi de Ayhan Çarkı'nın itiraflarının üzerine gidilmemiş olması kısaca demiş. Bu arada Peker'in yeni uyuşturucu güzergahı için Venezuela'ya gittiği iddia edilen Erkan Yıldırım kimdir üzerine Kronos'ta etkili bir inceleme var. Onu da okumanızı tavsiye ederiz. Aktif haber. Emniyet kokain sevkinde Türkiye üzerinden yeni bir rota oluştu deyip Güney Amerika'dan sevk edilen kokain maddesi bakımından Türkiye üzerinden Avrupa-Asya'ya doğru yeni bir rota oluşmuştur diye 21 Mayıs itibariyle kokainin rotası diye bu grafikleri yaptı Yandım Allah der gibi bir durum var. Neden böyle şeyler oluyor? İnanılır gibi değil. E, Turgay Karagöz doktor milyarlarca dolarlık uyuşturucu rotasının Türkiye'ye kaydırılmasının verilen bir garanti sonucu gerçekleşmiş olabileceğine e, işaret ediyor. Evet. Türkiye kokain sevginde basamak noktası haline geldi. Nasıl bir garanti aldılar da rotayı kaydırdılar diğer ara başlıklar? Her şey göz önünde oluyor, son derece enteresan. Evet. Bu arada şununla bitirelim. IMDb'de Sedat Peker videoları e, böyle listeye girmiş efendim. 2021 yılı, iki sezon devam edecek diye görülüyor burada. Bakın göstereyim, iki sezon devam edecek diye gözüküyor. E, 12 bölümden bahsetmiş. TV e, mini dizi olarak geçiyor. Biyografi, suç, reality show. Sedat Peker versus Sedat Peker AKP'ye karşı 10 üzerinden 10 almış. 8804 kişi de oy kullanmış. Artık Sedat Peker videoları IMDb'de e, International Movie Database. Bunun kısaltılmışı IMDb. Yani uluslararası mühim bir referans, film, dizi işte takip sitesi, yorumlar vesaire, puanlamalar falan var. Sedat Peker'in IMDb'ye girmesi de gayet dikkat çekici. Evet, böyle diyelim ve yavaş yavaş noktalayalım. Bir küçük notla, Cedit işte Peker diyor ya işte efendim şunu yaptınız, bunu yaptınız. Şerefli şu subaylara şöyle oldu, şerefli adamlara böyle oldu. Şu şöyle infaz edildi, bu böyle bilmem ne. Yani bunu söyleyen adam, 40 sene önce işlediği suçları, 20 sene önce alet olduğu olayları, bugün işte efendim olan bitenleri milletvekili dövdürmesini, gazete basmasını falan da ağzını doldura doldura anlatıyor. Yani şu ana kadar bir düzine suçu itiraf etti. Bunun yarısının içinde. Yani bu geriye doğru 40-50 yıllık Türkiye tarihinde son derece enteresan e, suçlara veya operasyonlara veya katliamlara veya olaylara dair şahitliklerini ve tanıklıklarını anlatıyor. Sonra da bir bölümü itibariyle de bir, bir tarafa işte efendim ay siz adam değilsiniz yanlış yaptınız bu insanlara falan diyor. Çok tuhaf. Kim kime yanlış yapmış ne zaman birine bir şey söyleyeceğin zaman dön bak kendine gibi bir şey var ama tabii elbette Sedat Peker ne hayırsever iş adamı, ne bir iyi niyet elçisi, ne bir işte efendim kanaat önderi. Ha bir fenomen, bir YouTube fenomeni, bir artık mühim bir YouTuber. YouTube'un bile ismini mavi etiketli etiketlediği bir isim. Türkiye hala onun iddiaları üzerine gitmedi, gidemedi. Yakın zamanda gidebileceği de yok ama bütün haftaya şu son videosuyla damga vurduğu bir kere daha kesinleşti e, videoları enerjisini düşürmeden devam ediyor bakalım sekizincisinde dokuzuncusunda ne olacak 8. dokuzuncu video olacak mı Erdoğan ne tepki verecek Süleyman Soylu Mehmet Ağar ve Oğlu Tolga Ağar bittiler. Ee, bakalım Erdoğan e, nasıl yürüyecek. Sedat Peker'in e, YouTube'daki kanalı bu videolara dair falan herhangi bir engelleme kararı herhangi bir yaptırım söz konusu değil ama şeyi engellemişler, sitesini engellemişler. Başka engellemelerde Twitter adresine ilişkin taleplerde falan bulunulacaktır. Bir kere daha söyleyeyim, İbra Erdoğan'a döndü, pazarlık tıkandı. Sedat Peker artık çok ciddi olaylara girmeye başladı. Bakalım ne göreceğiz, zaman neler getirecek. Bu duygularla bu özel yayını, bu sıcak yayını kapatıyoruz. Hafta içinde tekrar görüşmek umuduyla hoşçakalın.